Evet, şimdi bir tane dağda küçücük bir kuzu gördük. Galiba kaybolmuş. Şimdi onu alacağız, sahibine götüreceğiz. Soracağız kuzu kaybeden var mı diye. Ay! Ay çok tatlı. Ay o tek başına burada. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi benim köyümde Erzincan Otlukbeli Lazoğlu köyünden size bu bitkiyi anlatacağım. Bir köyü de gösterelim. Çok güzel. Çok güzel tabii. Rengarenk bir köy. Morlar, yeşiller, fosforlu çiçekler. Kuşburnular. Şunların hepsi kuşburnu. Kuşburnu ağaçları. Mükemmel bir bitki anlatacağız size. Sığır kuyruğu otu. Şu gördünüz. Biz buna burada kırış diyoruz. Yakından da göstereyim. O en küçüğü şu anda sizince. Evet. O kadar güzel ki. Bunun faydalarını size anlatacağım. Mide üşütmesine, karın ağrısına birebir çok iyi geliyor. Karaciğer yağlanmasına iyi geliyormuş. Öksürük, boğmaca, ses kısıklığı. Ya şey çiçek değil mi mübarek? İlaç gibi. İlaç deposu. Evet. Ama organik ilaç deposu. Öksürüğe de çok iyi. Baldan söktürücü. Topluyoruz çiçeklerinden. Evet, biz bugün toplamaya geldik. Şöyle bunu sıcak suyun üstüne koyup. Evet, kaynamış suyun üstüne kaynatmıyorsunuz. 10 dakika bekletiyorum. Sonra diye içiyorsunuz. Böyle topluyoruz biz burada. Evet. Şimdi bunların hepsini toplayacağız. Kışın da bizim burada bu kuruyor, bu çiçekler soluyor. Bunu sobayı tutuşmak için kullanıyorlar. Hmm. O işe de yarıyor yani. Evet. Hemen tutuştuğu için yani bu ha geven ha bu arasında gidip geliyor. Evet. Aynı zamanda onu Coşkun şey yapıyorsunuz. Ben annenden gördüm. Ezip şey yapıyor. Lapa yapıp yaralara sürüyorlar. Ha bir de bir şey daha vardı. Çiban ve şişkinliklere, basura. Ha, onun lapası yapılıyormuş. Evet. Eziyorsunuz. Böyle bir taşla bir şeyle. Sonra onu yaralara, şişkinliklere, çıbanlara sürüyorsunuz. Çok iyi geliyor. Yani bin derde deva bir şey. Ya çok çiçek var yani. Burada bilmediğimiz çok çiçek var. Mesela kantoron çiçeği var burada. Kantoronu da ayrı bir tanıtalım. Kantoron zaten yani başlı başınca bir 10 katı. Evet çok güzel. Yani. Ama bu dalak ve karaciğer tedavisinde de kullanılıyor. Yani, şimdi toplayıp böyle sevdiğimiz arkadaşlarımıza vereceğiz. Ve kendinize. Evet. Kurutacağız tabii bunu önce. Güneşte kurutuyorsunuz bunu. Sonra çayını. Şöyle bir şey. Mide üşütmelerine çok iyi. Benim de midede rahatsızlığım var. Sindirim de çok kolaylaştırıyor. Sindirim, evet. Kaynamış suya atıyorsunuz bir kaşık. Ondan sonra... Rahat rahat. Baksana. Direkt. Oh. Şu an elin tedavi oluyor. Kuşburnu ağaçları da şu an Eylül'de mi? Yok. Eylül gibi de yani daha Eylül gibi de bu kuşburnu. Ağustos sonu gibi kuşburnu ağaçları. Organik hiçbir şey yapmıyorsun. Kendi kendine dağda büyüyor. Evet. Ne su ister ne bir şey ister. Aslında bu videoya dur kantoronu da ekleyelim. Kantoron bekleriz. Şimdi kantoru da geçeceğiz. Kantoron çiçeğini de size çekelim. Kantoron çiçeğinin faydalarını yani anlatmakla bitmez. Bir kere toplarken sizin yanlışlıkla arıyı da tuttum böyle. Aa. Arı soktu bana. Aman dikkat. O zaman videoyu kapatıyorum. Biraz da ben toplayayım. Ondan sonra 11 olacak. Böyle. Bu hatta size burada yetişen bütün bitkileri vaktimiz olursa çekebilirsek gösteririz. Burada inanılmaz değişik bitkiler var. Ya hepsinin de bir anlamı, bir faydası var. Hepsini ben doğasına çekeceğim. Her şeyi veriyor. Evet. Sen kullanabilirsen. Ama İstanbul'da olsaydı şimdi bile bulamazdık.
Tabii zorlukları da var. Az önce kocaman bir yılan gördük. Onu da atarız. Evet, o videoyu da bunun sonuna koyacağım. Yılan videosu. Santron çiçeği. Evet. İnanılmaz faydası var bunun. Direkt bağışıklığı güçlendiriyor. Gribe. Yaralara. Yaralara çok iyi zaten. Sürekli sürüyoruz. Yanıklara. Güneş yanığına. Bebeklerin mesela popolarına, zeytinyağına. Arın mı var üstünde? Yok. Rahat uyutmanın için sağlıyormuş bu. Şunlar yok mu? Evet. İsmini unuttum bunu. Şunların ismi, evet ben de unuttum ya. Sarı fişek mi diyorlardı? Yok. Şimdi kantoron arıyoruz. Kantoronun faydalarını sayalım. Evet, kantoronun, benim de alerjim var. İnanılmaz burnum kaşındı. Şimdi kantoronun hücrelerin kendisini yenilemesini sağlıyor. En önemli özelliği. Yani bağışıklığı güçlendiriyor bu çiçek. Bunu nasıl kullanacağınızı ben anlatacağım. Sivilcelere çok iyi geliyor. Onun harici iştah açıcı özelliği var. Kadınlarda adet sancısına çok iyi geliyor. Saç dökülmesine çok iyi geliyor bu kantoron yağını. Kantoron yağı da çok güzel. Bir de çayı var, kantoron çayı. Onları da anlatacağım. Uykusuzluk çekenlere, stresi azaltıyor. Özellikle İstanbul'da olanlar. Evet. Ben çaya, mesela normal siyah çay demliyorum, tomurcuklu. İçine böyle bir tutam atıyorum. Çok iyi geliyor. Egzamaya, varise çok iyi geliyor. Onun harici başka neye iyi geliyordu Coşkun? Benim bildiğim o kadar. İşte 40 zeytinyağına. Evet, zeytinyağına bu çiçeklerini koparıyorsunuz. Sadece çiçek sonra kısmını. Yok, kuruduktan sonra değil Coşkun. Annen öyle koyuyor. Ben de öyle koyuyorum. Direkt böyle yaşken yıkıyorum ama bir. Onları yıkıyorum. Tabii seçiyoruz onu. Güzel kabuk. Üstündeki böceklerini falan. Otları motlar varsa arasında. Evet. Onları sonra alıyoruz. Sonra onları zeytinyağına koyuyorsunuz. Ne kadar sığarsa, şişeye ne kadar sığarsa doldurun. Üzerinde kapatacak kadar zeytinyağını doldurun içine. 40 gün ister güneşte bekletin. İster karanlık bir yerde. Aynen, isterseniz güneş görmeyen bir yerde. Kıpkırmızı oluyor böyle rengi. Ay, o yağın rengi kıpkırmızı oluyor. Bunun özünü veriyor o evet, yağ. Bölge böyle yağ nasıl oluyor biliyor musunuz? Nasıl tarif edeyim? Güneş yağı gibi bir şey oluyor ya. Böyle kıvamlı oluyor. Yani, böyle nasıl? Jel. Jel gibi böyle. Hafif ya. Hafif jel gibi oluyor. Yağın şeyi, kıvamı. Sonra diyelim ki ben çocuklar bir yeri düştü diyelim, çizildi, morardı. Hemen sürüyorum. Dudak çatlamasına falan. Evet, çok topuk çatlamasına çok iyi geliyor. Mesela Coşkun sen ne yapıyorsun? Mesela diyelim denizin bir yeri morardı. Sürüyor. Sonra jiletinle sarıyor orayı. Yani, etkisini artırsın diye. Geçti. O da çok iyi geliyor. Hemen geçiriyor ya. Mesela ben ilk evlendiğimde kayınvalidem geliyordu. Her şeye onu sürüyordu. Diyordu ki bak hemen sürü iyileşir. Ben inanmıyordum aslında. Dalga geçiyordu. Dalga geçiyordum ya. Diyordum ki bu hemen iyileştirmez. Hani ne alaka, bildiğin zeytinyağı. Ne alaka diyordum ama şu anda ben de her şeyi kullanıyorum. Mesela bazen şey yapıyorum. Diyelim ki sabahtan akşama kadar evdeyim. Sabah saçlarıma sürüyorum maske gibi. Bu yağ. Sonra kafamı böyle streçle sarıyorum. Sonra böyle bir türbentle de örtüyorum. Hava almasın diye. Akşama kadar bekletiyorum. Sonra yıkıyorum, yumuşacık oluyor. Saçım da dökülmüyor. Böyle kantoron çiçeği böyle. O zaman kapatalım Coşkun.
Tamam yavrum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Abone olursanız o kadar çok seviniriz ki. Bir de beğenirseniz, yorum yazarsanız çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.